Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyim. Mecburi bir ayrılık yaşadık. Herkese ilgisi için teşekkür ediyorum. Desteğiniz için de teşekkür ediyorum. Ve yepyeni bir kariyer hikayesine başlıyoruz. Mavileri giydik. Everton'la yeni bir maceraya ilk adımımızı bu videoda atıyoruz. Fragmandan da gördüğünüz üzere genel hatlarıyla Everton takımını size tanıtmaya çalıştım. Şimdi bu videoda neler yapacağız? Hazırlık maçlarımızı ben oynadım arkadaşlar. Onlara bir genel hatlarıyla bakacağız. Bir iki transfer yaptık. Bütçemiz malum, mali durumumuz çok iyi değil. Bir iki nokta atış transfer yapmaya çalıştık. Eksik bölgelerimizi de elimizden geldiğinde güçlendirmeye çalıştık. Ve sezona da resmi maçlarla başlayacağız. Antrenmanları ayarladım. Antrenörler ayarlı. Kısacası artık resmi maçlara başlamamız için hiçbir sakınca yok. Evet, şöyle bir ilk önce isterseniz taktiğimize bakalım arkadaşlar. İlk önce taktik analizimizi bir yapalım. Evet, 4-2-3-1 hücum ağırlıklığıyla başlayacağız. Burada tabii kritik nokta James Rodriguez arkadaşlar. Neden James Rodriguez gizli forvet rolünde bitiriciliğinin yüksek olması sebebiyle ikinci forvet olarak kullanacağız aslına bakarsanız. Dominic Calvert-Lewin'in arkasında James Rodriguez'i bir nevi 4-2-3-1 görünümlü ama mentalite olarak 4-4-2'ye yakın bir taktik diyebilirim. Sol tarafta Richarlison, sağ tarafta Iwobi, ortada Alan ve Dokur. Sağ tarafta yeni transferimiz arkadaşlar, birazdan bakın. Transferlere. Vague'yi aldık, kiraladık Barcelona'dan. Hemen şöyle bir bakalım. Bir sene kiralık olarak kadromuza kattık. Sağ bekte tek oyuncumuz vardı. Coleman biliyorsunuz. Tecrübeli emektar futbolcusu Everton'ın. Ve onu Vague ile desteklemeye çalıştık. İlk 11'de de özellikle fiziksel özelliklerin avantajı sebebiyle Moussa Vague'yi kullanacağım. Çünkü orada kanat bek destek rolünü verdik. Oradaki oyuncunun biraz ileriye gelip gidişinde sıkıntı yaşamaması lazım. Sol tarafta tabii takımın önemli isimlerinden biri Digne, Keane ve Godfrey ile oynayacağız. Burada savunmamızda yaşamış olduğumuz en büyük handikap hazırlık maçlarında özellikle Keane'in arkadaşlar çevikliğinin ve hızlanmasının zayıf olması. Taktiğe şöyle baktığımızda topa sahipken geniş oynayacağız. Kısa pas, koşu yoluna pas, sağ bek, sol bek, ileride kısacası bam 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 oynayacağız. Geri vites yapmadan oynayacağız. Top rakipteyken savunmayı biraz ileride kuruyorum, önde kuruyorum ve offside taktiği uyguladığım için Keane biraz aksadığını söyleyebilirim hazırlık maçlarında. Ama bu taktikte ısrar edeceğim. Neden? Çünkü savunmayı hattını çok geri aldığım vakit bu sefer de hücumdaki etkinliğimin azalacağını düşünüyorum. Bakacağız, belli bir taktiğe bağlı değiliz. Belli bir taktikle oynayacağımız diye bir şart yok. Kötü sonuçlar gelirse de taktiği de zaten değiştireceğiz. Evet, ilk 11'imiz bu şekilde. Kalede de Pickford var. İyi bir kaleci. Yedeklere baktığımız zaman Robin Olsen, Mary Mina, Gomez, Bernard. Yeni transferlerimizden biri arkadaşlar. Zaten iki transfer yaptık. Dediğim gibi bir Vague'yi aldık ve Toure arkadaşlar. Bir sol bek oyuncusu. Digne'nin de sol bek de yediği Delft'i. Delft'in de orijinal mevki biliyorsunuz orta sahasına bakarsanız. Sol bek'e genç bir oyuncu olan 23 yaşında, aslında çok da genç değil. Türkiye standartlarına göre genç. Monaco'dan Toure'yi 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadromuza kattık. Tek satış yaptık. Besic'i 5 milyon euro bonservis bedeliyle. 5 miydi? 6 mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir bakalım transfer geçmişinden. Yanlış olmasın. Şöyle bakalım. 6,5 milyon euro bonservis bedeliyle Valencia'ya sattık Hırvat oyuncuyu. Evet, kısacası taktiğimiz bu şekilde olacak. Joshua King var sol tarafta. Richarlison 7 olarak düşünüyorum. Sigurdsson var, tecrübeli oyuncu James Rodriguez'in yediği. Tom Davis de genç oyuncumuz, alanı yedekleyecek. Coleman ve Delft de şu an itibariyle, ilk maç itibariyle kadroya giremeyen oyuncularımız olacaklar. Evet, gelelim hazırlık maçlarımıza. Bakalım hazırlık maçlarımız nasıl geçti. Çok güçlü takımlarla oynamadık açıkçası. Shakhtar, Zorya, Gençler Birliği, Ümraniye Spor ve Espanyol'la oynadık. Dikkat çeken nokta, hemen hemen her maçta gol yememiz. Gol attık mı? Attık. Ama dediğim gibi biraz önce bahsettiğim sıkıntı, savunma hattımı ileride kurmamdan dolayı yaşadığım sıkıntıyı hazırlık kampında damarlarımıza kadar hissettik diyebilirim. Burada tabii dikkat çekici spor Ümraniye Spor'u 6-1 yenmemiz, ama Everton'ın formasını koysanız zaten 6 gol atması gerekiyor. Tabii burada en önemli nokta arkadaşlar 0.28 gol beklentisiyle kalemizde golü görmüş olmamız. Aslına bakarsanız maçların genelinde zaten mesela şöyle Zorya maçına da gelelim. 3 gol yemiş durumdayız ama rakibin gol beklentisi 0.62. Yani 0.62 gol beklentisinden 3 gol çıkartması rakibin bizim için özellikle Premier Lig'de oynayacağımız için çok büyük bir handikap olabilir. Bunu çözmeye çalışacağız. Evet, resmi maçlara neyle başlayacağız? Southampton deplasmanına gideceğiz. Zor bir deplasman. Sağlam bir kadrosu var.
Wolverhampton Karabuğa Cup maçı Sheffield, Crystal Palace, Newcastle, Aston Villa, Tottenham ve Wolverhampton'la devam edeceğiz arkadaşlar. İlk maçlar tabii ki çok çok önemli. Moral motivasyon anlamında da ve Southampton maçından bahsettiğim gibi çok güçlü bir kadrosu var. Ings olsun, Ward-Prowse olsun çok sağlam bir kadrosu var. En kötü bir puanla dönmemek gerekiyor. Haydi bakalım yavaştan maça gidelim ve sezonu ilk resmi maçımızla açalım. Bu arada haftanın ilk maçında, haftanın ilk maçı ve sezonun ilk en önemli maçında Manchester City'nin Chelsea'yi 2-1 ile geçtiğini görüyoruz. Evet, toplantıları asistana bıraktım, bunu şimdiden söyleyeyim. İlk 11'imiz Pickford, Dinyakin, Godfrey, Vague, Dokur, Allen, Richarlison, Rodriguez, Iwobi ve Dominic Calvert-Lewin şeklinde olacak. Vurduğumuz gol, yediğimiz offside olsun diyoruz. Çünkü hakikaten sezon başlangıçlarında takım taktiği oturana kadar, belki de taktik de değiştireceğiz, benim takımı tanıyana kadar biraz şansa da ihtiyacımız var. Evet, yumruğumuzu sıktık, taraftarlar evinde mutlu bir şekilde gönderelim dedik arkadaşlar. Takımlar sahaya çıkıyor ve zorlu 90 dakika başlıyor. İnşallah önümüzdeki zamanda seyircileri de tribünde görürüz. Haydi bakalım. Evet, ilk 10 dakikalık zaman dilimi topa daha çok sahip olduk. Şu an %69-%70 ile topla oynuyoruz ama önemli olan topa sahip olmak değil. Verimli kullanmak, topu verimli kullanmak. Richardson, Digne, Iwobi dışarıya. Evet, güzel geldik. Aslında birazcık daha sanki önünde gidebilirdi Iwobi ama bunu tercih etmedi. Şimdi Dominic Calvert-Lewin. Kırmızı kart çıkıyor. İbrahim Diallo kırmızı kart çıktı. Romeo. Southampton 10 kişi, şöyle başarabilirsiniz çocuklar, gazını verin. Evet, tabii büyük bir avantaj. Şu an çok büyük bir avantaj. Yaklaşık 70 dakika rakip. Evet, şu an gol pozisyonu ve top filelerde. Dominic Calvert-Lewin atıyor. 1-0 öndeyiz Southampton deplasmanında. Gerçekten yani maçın senaryosunu biz çizsek anca bu kadar olabilirdi diyebilirim. Hem rakip 10 kişi hem de Dominic Calvert-Lewin'in golüyle 1-0 öndeyiz. Burada Iwobi'nin pası da gerçekten çok önemli. Evet, topa sahip olduğumuz bir hücum aksiyonundan golü atmadık gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bir hızlı geçiş oyunundan golü bulduk. Dediğim gibi topa sahip olmanın günümüz futbolunda, modern futbolda çok fazla bir yeri olduğunu inanmıyorum. Evet, bu arada James Rodriguez'de bir sakatlık var. Devre arası James'i çıkartabiliriz. Orta kaleci Forster. Çok da iyi oynamadığımızın altını çizelim arkadaşlar. Ward-Prowse çok iyi bir oyuncu. Minamino, Liverpool'dan kiralık biliyorsunuz. Kaleci Pickford orada, o da hoştu. Müsaade etmemesi gerekiyordu Vague'nin. Evet, şuradan süpersiniz çocuklar diyelim. Evet, ilk yarıda 1-0 öndeyiz. Rakip 10 kişi çok mu iyi oynadık? Hayır, bulduğumuz fırsatı değerlendirdik sadece. Şöyle taktiğimize bir gelelim. James Rodriguez'de bir sıkıntı var. Onun yerine arkadaşlar Sigurdsson'u alıyoruz. Soyunma odasına da gidelim. Elleri kenetliyoruz. Performansınızdan memnunum diyorum arkadaşlar ve devam. Şimdi Digne. Orta geldi. Godfrey dışarıya. Evet, ondan duran toplarda uzun boylu bir oyuncu Godfrey. Verim almak istiyoruz bu sezon. Evet, ikinci gol gelmeden bu maç biraz sıkıntı olarak gözüküyor. Bir 4-4-2 hamlesi yapabilir miyim? Ama gerek yok. An itibariyle dakika 60'a da gelmiş durumdayız. Iwobi. Stevens. Minamino, oradan savunma arkasına dikkat. Şimdi Dominic Calvert-Lewin alan. Brezilya oyuncu çok önemli bizim için arkadaşlar orta sahada. Digne, Richarlison. Orta, çok güzel bir pozisyon ama Dukur dışarı vurdu. Çok iyi hazırlanmış bir pozisyon oldu. Golden daha organize ediyor ataklı diyebilirim. Evet, şöyle bir süpersinizi daha çakalım arkadaşlar. Dakika 70'e geldi. Birazdan bir oyuncu değişikliği yapabilirim ve Richarlison. Arka direkte Sigurdsson'dan harika bir orta gerçekten. Bunu orta değil pas diyebiliriz. Ve Richarlison, o da sezona golle başlıyor. Önemli oyuncularımız sezona golle başlıyor. Bu da önemli. Özellikle Dominic Calvert-Lewin ve Richarlison'dan bu sezon en az bir 40-45 gol katkı bekliyorum arkadaşlar sezon genelinde. Evet, şöyle bir bakalım özellikle yorgun oyuncularımıza. Richarlison'un yerine hızlı bir oyuncu Joshua King'i alalım. Orta sahada da alanın yorulduğunu görüyorum. Onun yerine de genç Tom Davis'i alalım. Ve birazcık temkinli oynamakta fayda var. 4-4-1-1'e dönelim. Şöyle ters kanatlı hücum yapalım ve pozitif futbola dönelim arkadaşlar. Artık tempomuzu da çok fazla yükseltmeye gerek yok. Düşük tempoda maçı bitirebiliriz. Dakika 72. Şu ana kadar ilk maç itibariyle tabii oyun anlamında bir şey söylemek için çok erken. 11-11 şu performansı göstersek muhteşem bir başlangıç diyebilirim ama rakibin henüz 17. 10 kişi kalmasından sonra
Çok da bu maça kanmamak lazım. Şimdi Dokur. Savunma arkasında King. Hızlı bir oyuncu o da. Dokur iyi. Sigurdsson, Vague. Haydi oğlum çok güzel bıraktı. Yeni transferi ilk maçında asistini yapıyor ve Iwobi bir gol bir asist. 3-0 öndeyiz Southampton deplasmanında. İşte Sigurdsson, Vague. İşte burada fiziğini kullandı, hızını kullandı. Iwobi de kaleciyi gerçekten çaresiz bırakan bir vuruş. Çaresiz bırakan bir vuruş. 3-0. Offside yok, oyuna devam. Şuradan da süpersiniz diyelim. Evet, ilk resmi maç, zor bir deplasman ve net bir 3 puanla dönüyoruz arkadaşlar. Önemli. Baktığımız zaman 15 şut 8 isabet, 1.71 gol beklentisi, 1.71 gol beklentisinden 3 gol çıkartmamız bence biraz bizim adımıza çok çok olumlu bir nokta diyebilirim. Rakibin çok net gol pozisyonu yok. 0.23 gol beklentisi. Maçın en iyisi ise stoperimiz Godfrey oldu 7.9 oyuncu puanıyla. Calvert-Lewin 7.4, Sigurdsson 7.1, Iwobi 1 gol 1 asist 7.7, Vague 7.4. İlk maçında iyi bir performans sağ bekimizden. Richarlison 7-3 ve Digne 7.3 ile oynadı. Gecenin hayal kırıklıkları Dakur ve Alan diyebiliriz. James Rodriguez 6.9 ama ilk yarıda oyundan çıktı. Evet, şöyle el kolları yukarı kaldırıyorum. Sonuçtan ve oynadığınız futboldan çok memnunum diyoruz. Ve Premier Lig'e 3 puanla gerçekten önemli bir deplasmanda aldığımız 3 puanla da başlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi bir Carabao Cup maçı var. Carabao Cup'ta çok önemsediğim bir kupa değil arkadaşlar. O yüzden rotasyon dibine vuracağız. Haftanın diğer maçlarına, günün diğer maçlarına baktığımız zaman Arsenal 4-1 ile geçmiş Leeds'i. Brighton 3, Burnley 2, Crystal Palace 0, Tottenham 0, Sheffield 1, Aston Villa 0, West Bromwich Albion 1, Leicester 3 ve Liverpool 2, West Ham 0 olarak görüyoruz. Büyük takımların Tottenham dışında takılmadığını söylemek mümkün. Evet, şöyle bir bakalım. Jack ne diyorum. Digne'yi isteyenler var arkadaşlar bu arada ama satmayı düşünmüyoruz. Arezzo'nun gözlemci raporu geldi. Bir takip listesini atalım. An itibariyle herhangi bir transfer düşünmüyorum. Forvet'te bir sıkıntımız var. Dominic Calvert-Lewin'in yedeği yok arkadaşlar. Ama orayı Richarlison'la en azından Ocak transfer dönemine kadar idare edebiliriz. Evet, lig tablosuna baktığımızda eksik maçı olan takımlar olmasına rağmen averajla ikinci sırada başlıyoruz sezona arkadaşlar. Evet, şimdi nereye gidiyoruz? Wolverhampton deplasmanına gireceğiz. Yine zorlu bir deplasman. Rotasyonun dibine vuracağımız bir maç olacak. Umarım kupa, iyi futbol yani sonuçtan ziyade bu maçlarda, kupa maçları bizim oyun anlamında gücümüzü ortaya koymak için önemli maçlar olduğunu düşünüyorum. İyi oyun ama kötü skoru olsa bile bizim için olumlu bir gelişme olabilir. Haydi arkadaşlar, şimdi Wolverhampton deplasmanındayız. Evet, Wolverhampton deplasmanındayız. Carabao Cup'ta ciddi bir rotasyonla çıkıyoruz arkadaşlar. Sadece geçtiğimiz haftaki 11'den, Premier Lig maçındaki ilk 11'den Dominic Calvert-Lewin ilk 11'de olacak. Geri kalan ve Pickford ilk 11'de olacak. Geri kalan tüm oyuncuları değiştirdik. Pickford, Toure, Holgate, Mina Coleman, Davis, Gomez, King, Sigurdsson, Bernat ve Calvert-Lewin ilk 11 ile çıkıyoruz. Dediğim gibi kupa çok önemli değil. Carabao Cup'u çok önemsemiyorum. Önemli olan arkadaşlar oyun gücünü yavaş yavaş oturtmak. Rakip zorlu bir takım. Özellikle Raul Jimenez ve Podence, Ruben Neves gibi ayakları var. Evet, şöyle yumruğumuzu sıkıyorum. Sahaya çıkın ve taraftarlara bilet için harcadıkları paranın karşılığını verin diyoruz. Ve karşılaşma başlıyor. Biz sizin kamera açınıza yani. Bu nasıl bir kamera açısı? O nasıl bir kamera açısı? Çaykur Rizestadı gibi. Evet, karşılaşma başladı. İlk 5 dakika skor 0-0, bir duran top şansı. Bernard, Sigurdsson. Kafa vuruşu King'den dışarıya. Evet, Sigurdsson geçtiğimiz maçta ikinci yarıda oynamıştı James Rodriguez'in yerine ve bir asisti vardı. Sezonu iyi başladı veteran oyuncu diyebilirim. Aslında ilk 11 planlarımda hiç yok ama şu başlangıç hiç fena değil. Evet, maça da yedek rotasyonlu olmamıza rağmen yedek kadroyla iyi başladık. Kesinlikle kötü değiliz an itibariyle. Şöyle bir başarabilirsiniz çocuklar diyelim. Gol beklentisi, şut, toplu oynama, pas isabetinde rakibimize üstünlük kurduk. Tabii ki istatistikler mini etek gibidir. Bu istatistikleri golle taçlandırmak gerekiyor. Şimdi Bernard'dan Davis, Sigurdsson, Gomez, King. Gomez çok iyi gördü. Toure. Gomez vurabilir oraları, sever. Sağ taraf oynadı Coleman. Coleman güzel geldi direkten. Offside var mı diye bakıyorum hakem. Orta noktaya gidiyor. Joshua King'in golüyle 1-0 öndeyiz Wolverhampton deplasmanında. Gerçekten aslına bakarsanız rotasyonlu kadrodan bu kadar iyi bir performans beklemiyordum. Çok organize bir atak. Arka direkte Joshua King güzel bir kafa vuruşu direkten dönüyor ve dönen topu tamamlıyor.
Kendi golünün de asistini yapmış oluyor Norveçli sol kanat oyuncusu. Offside yok diyoruz. VAR'a güveniyoruz arkadaşlar. Ve şimdi sağ taraftan Neto. Hücum ağırlıklı oynamaya devam edeceğiz. Skoru alana kadar. Ondan sonra oyunun temposunu düşürmeyi planlıyorum. Sezon genelinde rakip fark etmeksizin bunu yapmayı planlıyorum. King. Davis dışarıya. Evet, King oldukça etkili. Gerçekten ilk yarıda bol yedekli, rotasyonlu bir kadroya göre çok iyi oynadık arkadaşlar. Ki bence ikinci golü de bulabilirdik. 1-0 öndeyiz. 11 şut, 5 isabet. 1.31 gol beklentimiz var. 6 korner, %59 toplu oynama. Rakibe neredeyse fırsat vermedik. 0.16 gol beklentisi ve %41 toplu oynaması var. Wolverhampton'ın aynı kadro devam edeceğim. Şöyle eller cepte, gösterdiğiniz performanstan memnunum diyorum. Rahatız. Dediğim gibi şu oyun... Mağlup olsak bile kupada benim için çok ciddi bir sıkıntı değil. Podence. King, evet, bir geçiş hücumu. Dominic Calvert-Lewin çok güzel aldı önüne. Biraz erken vurdu. Biraz gidebilirdi. Biraz gidebilirdi. Birazdan Dominic Calvert-Lewin'i çıkartacağım arkadaşlar. Hem performansı 6.6 bugün. Hem de önümüzdeki maçı düşünerek. Bir Sheffield maçı var. Hemen Richarlison'u alalım. Richarlison'da özellikle öne geçtiğimiz deplasman maçlarında topsuz alan koşusu ve hızıyla iş yapabilecek bir oyuncu. Şimdi Davies, o da bugünün başarılarından derken topu kaptırdı. Evet, yine şom ağzımızı açtık. Neto, evet, yani verdiğimiz tek pozisyon ve gol, futbolun cilvesi. İşte burada bir top kaybı, kritik noktada bir top kaybı. Çünkü hücum için yerleşmişken yaptığımız top kayıpları, orada Mina'nın da büyük bir hatası var. Holgate, sol dışı stoperimiz Holgate'de Raul Jimenez'i düşürebilirdi en azından. Bakın burada. Bakın orada bir şey atmış ama, omuz atmış ama kendisi savrulmuş. Evet, başarabilirsiniz çocuklar diyelim. Gomez. İyi oynuyoruz. Dediğim gibi skor bu maçta hiç önemli değil. Bernard. Davis. Coleman. Bernard. Arka direkte King. Evet, ilk golün bir kopyası. Joshua King. Hakikaten hayalet golcü rolüne bürünmüş durumda bu karşılaşmada. Birbirine çok benzer iki gol. İşte Bernard'ın ortası. Bu sefer direği değil kaleye nişanlıyor ve 2-1 öndeyiz. Bana kalırsa oyun gücü anlamında da sonuna kadar, şu ana kadar hak ettiğimiz bir karşılaşmayla birazdan arkadaşlar, hatta 70'e geldik. Biraz savunmayı yavaş yavaş ön plana çıkartmamızın gerektiğini kanaatindeyim. Ters ayaklı hücum diyelim Bernard'a da. Böyle şöyle diyelim. Bernard tam oynayamıyor bir geri çektiğimde ama idare edecektir. Şuraya da pozitif futbol yapalım. Tempomuzu da birazcık standarta bağlayalım ve devam. Evet, dakika 75. Bu zor deplasmanda iyi bir futbol. Bol rotasyonlu bir kadroya rağmen iyi bir oyun ortaya koyduk. Şu ana kadar bir taç atışı Touré'de çıkarttılar. Davis. Davis'i bugün beğendim. Çok iyi süpürücülük yaptım. Şimdi Touré sol taraftan geliyor. Sol bekimiz çok iyi noktayı çıkarttı Bernard. Bir gol, bir asist oluyor Brezilyalı oyuncudan. 3-1. İşte Davis. Touré çok iyi noktaya, çok öldürücü bir noktaya bir pas. Yani bu asist değil, pas diyebiliriz gerçekten orada. Tabii ceza sahasına bu kadar oyuncu sokmak da çok büyük avantaj arkadaşlar. Yani golde 4 kişi ceza sahası 6 pas içindeydi bizden. Şimdi Perry, indir oğlum onu. Çok rahat geçti, çok rahat geçti. Evet, orada Holgate'in hataları devam ediyor. 3-2, gerçekten 2 pozisyonda 2 gol bulduk, yedik kalemizde. Bu biraz sıkıntılı. Burada Gomez de düşürebilirdi. Sarı kartı var gerçi. İşte yine Holgate'i görüyorsunuz. Bakın yine yani pozisyon almasında çok ciddi bir sıkıntı var. Genç İngiliz oyuncunun 2 golde de hatası var. Evet, dakika 90'a geldik. Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtı arkadaşlar. Ama... biraz son anlarda acı çeksek de 3-2 kazanıyoruz. Rotasyonlu kadromdan ben iyi bir performans aldığımı düşünüyorum. 25 şut, 10 isabet, 2.71 gol beklentisi ve %57 toplu oynamamız var. Rakibin 7 şut, 4 isabet, 0.68 gol beklentisi var ve 0.68 gol beklentisinden 2 gol yemek gerçekten bizim adımıza biraz düşündürücü. Tabi burada Holgate'in kötü performansının da altını çizelim. 2 golde de ciddi pozisyon alma hataları yaptı. Evet, maçın en iyisi ise 2 gol atan Joshua King oldu. Norveçli oyuncu 8.2 ile Sikerson 7.4, Davis 7.2, Bernard 7.5, Touré 7.6 bir asist yaptı yeni transfer ve Mina 7 ile gecenin dikkat çeken diğer performansları. Evet, kolları yukarı kaldırıyorum.
Aferin beyler, iyi bir galibiyet aldınız diyorum. Gerçekten zor bir deplasman. Wolverhampton deplasmanı. İki resmi maç, iki deplasman maçı, biri kupa olmak üzere atılan 6 gol var. Gerçekten hücum performansımız şu ana kadar çok iyiydi. Evet, şimdi arkadaşlar nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Sheffield United'ı ağırlayacağız. Maviler ilk defa buluşuyor kendi stadyumunda. Önemli bir maç. Çok iyi bir başlangıç. Umarım Sheffield United maçında da bu başlangıcımız devam eder. Haydi bakalım kendi sahamızdaki ilk maça gidiyoruz. Evet, kendi sahamızda Sheffield United'ı ağırlayacağız. İlk defa taraftarımızla buluşuyoruz. İyi bir başlangıç yaptık. Umarım devam ettireceğiz. Günün diğer maçlarında Chelsea Southampton'ı 1-0'la geçmiş ve Tottenham Newcastle'ı 1-0'la geçmiş arkadaşlar. Evet, şimdi ilk 11'imiz as 11'e geri dönüyoruz. Kupa maçında yeteri kadar dinlendirdik zaten as takım oyuncularımızı. Pickford, Digne, Keane, Godfrey, Wague, Docker, Allen, Richarlison, Rodriguez, Iwobi ve Dominic Calvert-Lewin ilk 11'de başlıyoruz. Haydi bakalım vurduğumuz gol yine yediğimiz offside olsun diyorum tabii ki. 2'de 2 ile başlamak çok önemli arkadaşlar. Sheffield'da ise dikkat edeceğimiz tek isim var bana kalırsa. Hatta iki isim diyelim. Muse çok hızlı bir forvet oyuncu. Savunma arkasına atılan toplarda özellikle ve Sanderberg iyi bir defansif oyun kurucu kendisi. Evet, şöyle yumruğumuzu sıkıyoruz. Favori biziz beyler. Bu maçı rahat kazanmamız gerekir diyorum. Gerçekten bu maçın favorisi olduğumuzun altını çizelim. Evet, işte ilk 11'imiz. Haydi bakalım. Tabii ki bu arada alanda bir sıkıntı var ama ilk yarı en azından bitirecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi uzun bir top. 2 gün sonra da Fulham'la Carabao Cup'ta oynayacağız. Bunu da belirtelim. Şimdi Digne. Luka Digne. Çıktı Mose'ye. Dikkat etmemiz lazım. Dikkat etmemiz lazım. Oo, uzak kale direği dibine gerçekten etkili bir vuruş. Maç böyle geçecek arkadaşlar. Topa biz sahip olacağız. Rakip de hızlı ataklarla gol bulmaya çalışacak. Şimdi Dominic Calvert-Lewin, Luka Dean, Richarlison, Alan çok güzel geldik. Çok da güzel bir orta ve Iwobi. Alex Iwobi atmaya devam ediyor. Southampton deplasmanında da bir gol bir asisti vardı. Bu maçı da boş geçmiyor ama gerçekten güzel bir kanat organizasyonu diyebilirim. Hızlı toplar çok önemli. Çok önemli. Topu ayağımızda fazla gevelemeden dikine toplarla gittik ve Digne'nin ortasında Digne değil. Luka Dean. Iwobi'nin golüyle 1-0 öndeyiz. Maça da golle başlamak, yine erken golle başlamak gerçekten moral anlamında bizim için önemli. Evet, şuradan oyunculara bir seslenelim arkadaşlar, süpersiniz diyelim. Evet, ikinci sıraya geçtik. Şehrin mavi tarafı ikinci, kırmızı tarafı birinci sırada Premier Lig'de şu an. Şimdi savunma arkasına doğru. Egan, uzun bir top, dikkat edelim. Luka Dean, Richarlison'un önüne çok güzel attı. Richarlison! Luka Dean, evet, olmadı. Orada bir karambol ama olmadı. Evet, James Rodriguez şu ana kadar istediğim performansı alamadığım tek oyuncu diyebilirim. Ve Richarlison arka tarafta bitirdi. Onun da ikinci golü 2-0 dakika 36. Dominic Calvert-Lewin çok iyi bıraktı. Evet, bu arada Dakur'da da sıkıntı var. Onu da birazdan değil ama ilk yarının devre arasında oyundan çıkartacağız. Richarlison 2 maç 2 gol Brezilyalı'dan. Evet, çok muhteşem oynamadığımız 0.47 gol beklentisinden 2 gol çıkarttığımız bir maç arkadaşlar. Savunma anlamında fena değildik. Bunu söylemekte fayda var. Zaten savunmayı doğru tutabilirsek yetenekli oyuncularımızla sonuca gidebiliriz. Özellikle iç saha maçlarında. Evet, ilk yarıda Iwobi ve Richarlison golleri, 6 şutucu isabet, 0.78 gol beklentisi, rakibin 0.08 gol beklentisi var. Şöyle bir gelelim. Ne diyelim arkadaşlar? Elleri kenetliyoruz. Maçın gidişatından memnunum diyeceğim. Dakur'da bir sıkıntı var. Onu çıkartacağım ve Tom Davis'i yerine alacağım. Onun haricinde aynı kadro devam ediyoruz. Haydi bakalım. Büyük bir avantaj. Ciddi bir skor avantajı. Dakika 60-65'e doğru taktiksel ve oyuncu değişik taktiksel anlamda ve oyuncu bazında değişiklikler de yapacağız. Luka Dean, James Rodriguez, Allen. Şimdi dikkat etmek lazım. Godfrey. Oo, yani burada Dominic Calvert-Lewin'in kontrolü çok iyiydi. Pas bence çok bilinçli bir pas değildi belki. Orada savunmanın da çok büyük bir hatası var ama golü buluyoruz. 3-0. İşte bakın. Çok iyi kontrol, çok iyi vuruş. İkinci golü. Bugün bir gol, bir asist Dominic Calvert-Lewin'den. Offside yok arkadaşlar. Oyuna devam. Evet, yani 0.79 gol beklentisiyle 3 gol bulmak gerçekten yani çok ciddi bir başarı diyebilirim. Evet, Hames'i çıkartalım. Sigurdsson'u alalım arkadaşlar.
Richarlison'un yerine de Joshua King'i alalım. Aynı taktik devam edeceğim. Sheffield'ın çok fazla üstümüze gelip tehlike yaratacak bir oyun anlayışı yok gördüğüm kadarıyla. Şimdi bir duran top. Iwobi bir kontra atak şansı. Iwobi geliyor. Iwobi. Çeviremedi. Şimdi Vague. Goodfrey alın. Ooo, kırmızı kart çıkacak. Evet. Kırmızı kart çıkıyor. Lundstram. Bu arada Martin Skrtel girdi. Evet, Sheffield Skrtel almış. İlginç. Luka Dean. Ve Michael Keane atıyor. Luka Dean 2 asist. 4-0. Taraftarımızla şahşalı bir skorla buluşuyoruz diyebilirim. İlk maç itibariyle kendi sahamızda. 4-0 öndeyiz Sheffield United karşısında. Evet, bir gol beklentisinden 4 gol çıkarttık. Bu her maç böyle olmaz tabii ki arkadaşlar. Bunun da altını çizelim. Ama bu maçı bir şekilde alacağımız belliydi oyun gücü anlamında. Çünkü rakibin hücum aksiyonu anlamında ciddi sıkıntısı var. Gördüğümüz üzere ilk yarının başında bir şutu vardı McBurnie'nin. O da dışarı çıkmıştı. Evet, 2'de 2, 6 puan. Bundan iyisi can sağlığı. 12 şut 7 isabet, 1.13 gol beklentimiz var. Rakibin 0.08 gol beklentisi. Goller Iwobi Richarlison, Dominic Calvert-Lewin ve Keane'den. Maçın en iyisi Luka Dean arkadaşlar. 2 asist yaptı Fransız sol bek. Dominic Calvert-Lewin 8, Iwobi 7.2, Richarlison 7.2, Alan 7.1, Keane 8.1, Godfrey 7.6 ve Vague 7.7. Özellikle savunmamın performansı bireysel anlamda gerçekten çok tatmin edici. Evet, ne diyorum? Eller belde. Alınan skordan ve oynadığın futboldan çok memnunum diyoruz. 2 hafta arkadaşlar geçti Premier Lig'de. 7 averajımız var. 6 puanla zirvedeyiz. Şehrin mavi tarafı lider. Şehrin kırmızı tarafı ise 2 maçta 6 puan ve 6 averajla 2. durumda. Gerçekten 2. haftayı Premier Lig'de lider geçmeyi planlıyor muyduk? Ben planlamıyordum. Çok iyi bir başlangıç. Tabii fikstürle de alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şuradan gelelim arkadaşlar. Luka Dini bir övelim. Çok iyiydin son maçta diyelim ve devam edelim. Evet, Fulham kendi sahası seyircimiz önünde. Carabao Cup 3. tur maçında Fulham maçına gidiyoruz. Yine rotasyonu bol bir kadroyla oynayacağız. Ondan sonra zor bir deplasman var arkadaşlar. Crystal Palace deplasmanı, özellikle Eze hayranı bir oyuncu olarak ona dikkat etmemiz gerekiyor o maçta. Ama ilk önce Carabao Cup maçına gidiyoruz. İşte Fulham, işte karşınızda Everton-Fulham karşılaşması. Evet, Carabao Cup 3. tur karşılaşmasında Fulham ağırlıyoruz kendi sahamızda. İyi bir kura diyebilirim ve bol rotasyonlu bir kadroyla çıkıyoruz tabii ki. Pickford, Toure, Holgate, Mina Coleman, Davis, Gomez, King, Sigurdsson, Bernard ve Dominic Calvert-Lewin. Dediğim gibi forvette çok ciddi rotasyonum yok. O yüzden Calvert-Lewin arkadaşlar ne yazık ki her maçta kullanacağız gibi gözüküyor. Ama bu maçta skor alırsak oraya Richarlison'la destekleyeceğiz ve onu da biraz dinlendirmeyi düşünüyorum. 4-2-3-1 hücum ağırlıklığıyla başlıyoruz. Turun favorisiyiz bence. Fulham'ı geçeceğimizi düşünüyorum. Müthiş bir sezon başlangıcı yaptık. Umarım bu maçta da devam eder. Rakibe baktığımız zaman dikkat edilmesi gereken oyuncular Loftus-Cheek diyebilirim. Onun haricinde Kenny Tete ve Joe Bryan da iyi beklerdir. Evet, şöyle yumruğumuzu sıkıyorum. Maçın favorisi bizi, sahaya çıkın ve taraftarları coşturacak bir performans sergileyin diyorum ve karşılaşma başlıyor. Piatti, ilginç bir isim. Arjantinli Piatti, Fulham'ın ilk 11'de olması gerçekten ilginç. Çünkü veteran bir oyuncu, hala bu seviyede oynaması ilginç. Evet, ilk 15 dakikalık zaman diliminde iki takımın da atakları var. Gol beklentimiz, kaleye bulan şutumuz şu an daha fazla ama topun hakimiyeti de bize geçti. Biraz önce Fulham daha çok topla oynuyordu. Şu an istatistiksel anlamda tüm verilerde üstünüz. Şimdi Coleman, Mina, Holgate, Gomez, Joshua King. Şut dışarıya. Dakika 26, skor 0-0. An itibariyle çok etkili olduğumuz bir karşılaşma. Ne yazık ki değil. Şöyle bir başarabilirsiniz gazını yine verelim. Yavaş yavaş şutlarımız geldi. Gol beklentimiz 1.10'a kadar geldi ama skoru alamadık arkadaşlar ilk yarıda. En kötüsü bizim için bu maçta senaryo. Maçın uzaması var mı bilmiyorum ama uzarsa bizim için en kötü senaryo olabilir. Bu karşılaşmayı özelinde. Evet, ilk yarı 0-0, 11 şut 7 isabet, 1.46 gol beklentisi. Aslında hücum anlamında kötü bir istatistik değil ama golü bulamadık. Fulham'ın ise 2 şut 2 isabeti, 0.21 gol beklentisi var. Şöyle arkadaşlar, yumruğumu sıkıyorum. Bir gol bulursak bu maçı kazanmanın kilidini açarız. Göreyim sizi diyorum ve ikinci yarıya başlıyoruz.
Aslına bakarsanız oyuncu değişiklikleri yapmam gerekiyor ama yapmayacağım. Çünkü 3 gün sonra ve golü bulduk. Evet, Sigurdsson 3 gün sonra Crystal Palace deplasmanı var. As takımımı oraya diri çıkarmak niyetindeyim. Evet, duran topla kilidi açıyoruz. Bernard'ın ortasında Mina indiriyor. Sigurdsson kafayı dokunuyor ve golü buluyoruz. Dakika 50, 1-0 öndeyiz. İzlandalı oyuncu da gerçekten beklentimin çok üstünde bir sezon başlangıç performansı gösteriyor. Evet, şöyle süpersiniz diyelim. Birazdan Dominic Calvert-Lewin'i çıkartacağım arkadaşlar. Richarlison'u alacağım. Şimdi King, Gomez, Toure, Gomez, Holgate, aman Holgate, Mina, Davis, Bernard. Sağ taraftan geliyor. Savunma çıkarttı. Şimdi bir kontratak. Maya ile geliyor arkadaşlar Fulham. Dışarıya, evet, hızlı ataklarda Mina Holgate ikilisinin yine aksadığını görüyoruz. Ama şu maçı şu hücum istatistikleriyle kopartmamız gerekiyordu açıkçası. Evet, şöyle gelelim. Dominic Calvert-Lewin yerine Richarlison'u koyuyoruz. Diğer tüm oyuncular zaten rotasyon oyuncularım olduğu için herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Evet, dakika 72. Aslına bakarsanız skora yansımayan bir iyi oyun var sahada. Tabii ki 1-0 çok riskli bir skor. Şimdi Maya savunma arkasında muhteşem vuruyor. Gol yiyeceksek böyle yiyeceğiz. Şapka çıkarıyoruz arkadaşlar. Bu gole şapka çıkarıyoruz. Gerçekten üst düzey bir vuruş. Ama burada yine Holgate. Bakın görüyorsunuz, yine Holgate'in adamını nasıl kaçırdığını. Holgate aksıyor. Holgate aksıyor. Evet, 1-1. Dakika 74. 73, skor 1-1. Şu oyunla şu maçı bu noktaya getirmememiz gerekiyordu açıkçası. Şöyle yavaştan artık. Şöyle gelelim. Ters kanat hücum. Bernard hücum. Mezzella hücum yapalım. Komple saldıracağız arkadaşlar. Maçın mağlup da olsak uzamasını istemiyorum çünkü. Devam. Dakika 88. McDonald'la geliyor Fulham. Tete. McDonald. Tete. Ooo, kaleci Pickford. Tehlikeli geldi Fulham. Az geldiler ama öz geldiler maç özelinde. Reed. Savunmamız Mina ile çıkarttı. Brian. Evet, dakika 90 artı 2. Son bir atak olabilir mi? Toure, Sigurdsson. Vurdu kaleci Areola. Güzel götürdü İzlandalı. Ben, evet, Sigurdsson'un performansı gerçekten beklediğimizin çok üstünde. Evet, uzatma yok Allah'tan. Penaltılara gidiyoruz. Penaltılara gidiyoruz. Şöyle takım konuşmasına gelelim. Ne diyelim arkadaşlar? Eller belde. Bu noktadan sonra kahraman ilan edebilirsiniz beyler. Zihninizi boşaltın ve artık kafanıza hiçbir şeyi takmayın diyorum. Penaltılar kaçabilir. Zaten dediğim gibi bu kupada elensek de çok önemli değil. İlk penaltıyı gole çeviriyor Fulham. Sigurdsson. Oyun anlamında ise kesinlikle memnunum. Sigurdsson, nazar değdirdik. O kadar kötü bir penaltı attı ki. İyi oynadığı bir maçta çok kötü bir penaltı. Maya. Evet, Fulham penaltılarda avantajı almış durumda. Gomez. Vurdu ve evet, ilk penaltı golümüz geldi. Seri penaltı atışlarına. Şimdi Adarabioyo, savunma oyuncusu, İngiliz oyuncu. Vurdu, attı. Evet, bir stoper oyuncusuna göre gerçekten iyi bir penaltı. King kaçırabilir çünkü çok teknik bir oyuncu değil. Evet, atıyor. 3-2 genel skor penaltı atışlarında. Brian. Evet, bir sol bek oyuncusu, sol ayaklı. Çok da güzel bir penaltı attı. Evet, Fulham gerçekten penaltılara çalışmış diyebilirim. Tüm toplar kalecinin uzanamayacağı noktaya girdi. Şimdi Richarlison kaçırırsa turu kaybedeceğiz arkadaşlar. Richarlison ters köşe. Evet. Son şansımız belki de penaltılarla birlikte. McDonald, kaleci Pickford. McDonald ve evet, Fulham turu geçiyor. Karabağ Cup 3. tur maçını kazanıyor. Evet, yapacak bir şey yok. Ben genel anlamda dediğim gibi bu kupanın ilk maçında da Wolverhampton deplasmanında elenmek hiç sıkıntı değil. Oyun gücüne bakacağız dedik. Bol rotasyonlu bir kadroyla arkadaşlar çok iyi bir oyun ortaya koyduk gerçekten. 21 şut 12 isabet, 2.47 gol beklentisinden bir gol çıkartmak sadece gecenin kötü noktasıydı. Rakibin 0.82 gol beklentisi var ve penaltılarla rakibimize boyun eğdik. Yine de kağıt üstünde sezonun ilk mağlubiyetini almak üzücü tabii ki. Maçın en iyisi ise penaltı kaçırmasına rağmen
iyi bir 90 dakika çıkarsan Vilfi Sigurdsson oldu 7.6 performans puanıyla. Evet, ne diyorum arkadaşlar, elleri kenetliyorum. Şanssızlık penaltı şansıdır ama kendi performansınıza gurur diyebiliriz diyorum arkadaşlar. İyi bir oyun ortaya koyduğumuzun altını çizelim bu maç özelinde. Evet, şöyle bir bakalım, cezalı oyuncular var. Colman, Holgate, Gomez. 3 oyuncu birden ceza sınırındaydılar ve cezalı duruma düştüler. Şimdi zor bir maç. Ligde 2'de 2 ile başladık. Crystal Palace deplasmanı. Zaha, Eze gibi çok hızlı kanat oyuncuları olan bir karşılaşma. Çok zor bir maç olacak. Karşılıklı golün kesinlikle olacağını düşündüğüm bir karşılaşma. Futbol şansımız da biraz yanımızda olursa sezona 3'te 3 ile başlama şansımız var Premier Lig'de. Karabağ Cup'tan elendik. Hiç sıkıntı değil. Oyun gücümüz gayet yerinde. Sezona oyun anlamında iyi başladık. Şimdi Crystal Palace deplasmanında bu oyunu sürdürmek niyetindeyiz. Haydi bakalım, Crystal Palace deplasmanına gidiyoruz. Evet, Crystal Palace deplasmanındayız. 2 maç 6 puanla başladık. En kötü buradan 1 puan bile alırsak çok iyi bir sezon başlangıcı diyebilirim. Günün ilk maçında ise Manchester City West Ham'ı De Bruyne, Creswell kendi kalesine ve Cancelo'nun golleriyle 3-0 geçmiş. Evet arkadaşlar, bu zorlu maça as takımla çıkıyoruz. As takımı dinlendirmiştik biliyorsunuz Carabao Cup maçında. Pickford, Digne, King, Godfrey, Vague, Dakur, Allen, Richarlison, Rodriguez, James Rodriguez'den bir tık vites arttırması bekliyoruz. Vites arttırması bekliyoruz. Yoksa Sigurdsson'a formayı kaptıracak. Ivo Bibi, Dominic Calvert-Lewin. Haydi bakalım. Zor bir maç. Rakibin çok hızlı iki kanat oyuncusu var. Eze ve Zaha. Bakalım ilk 11'deler mi? Evet, Zaha ilk 11'de. Eze ilk 11'de değil. Bu bizim için bir avantaj. Tom Sant var. Dikkat etmemiz gereken bir isim. Ve Jordan Ayew. Dikkat çekici diğer isim. Mateta var ama Mateta biraz ağır bir oyuncu. Çok sıkıntı çıkartmayacaktır diye bize tahmin ediyorum. Haydi bakalım. Evet, yumruğumuzu sıktık. Ne diyelim arkadaşlar? Maçın favorisi biziz. Sahaya çıkın ve taraftarları coşturacak bir performans sergileyin diyoruz. Harika bir zemin. Gerçekten Türkiye'deki zeminleri görünce bu zemin harika geliyor tabii ki. Evet, maç başladı. Dakika 5, skor 0-0. Top bizde. İlk isabetli şutta takımımızdan geldi. Şimdi James Rodriguez. Cezası aslında bir duran top tehlikesi yarattık. Golü çıkartamadık orada. Evet, sarı kart çıktı. Sarı kart çıktı mı? Hayır. Evet, Crystal Palace atakları başladı bu arada. Çok zor bir deplasman. Çok hızlı bir takım Crystal Palace. İlk 24-25 dakikada şu an itibariyle gol beklentisi ve şut anlamında da bizden iyiler arkadaşlar. Bunun altını çizelim. Dakika 32. Skor 0-0. İkinci yarıda biraz müdahale etmemiz gereken bir karşılaşmaya doğru gidiyor. Birazcık ilk yarının sonlarına doğru vitesi arttırdık hücum anlamında ama golü bulamıyoruz. Devreye 0-0'la giriyoruz Crystal Palace deplasmanında. 6 şut 2 isabet 0.39 gol beklentimiz var. Rakibin 3 şut 2 isabeti 0.30 gol beklentisi. Top bizde ama top çok bizde olmasının bir önemi yok. Gol beklentileri birbirine çok yakın. Evet, şöyle geliyoruz. Yumruğumuzu sıkıyorum. Biz daha iyiyiz. Sahaya çıkın, elinizden geleni yapın. Galibiyet gelecektir çocuklar diyorum. Şöyle bir performanslara bakalım. Richarlison oldukça kötü arkadaşlar ama ben ona güveniyorum, Richarlison'a. Dakur çok kötü. Onun yerine Tom Davis'i alalım. Onun haricinde başka bir oyuncu değişikliği yapmayacağım. İkinci yarıdaki performanslara göre Ivo ve Richarlison yerine Bernard ya da Joshua King'i dahil edebiliriz. Evet, ikinci yarı başladı. Haydi bakalım. En kötü bir puan. En kötü bir puan. Şu ana kadar 3 puan hak edecek bir oyun oynamadık. Ama 1 puan da cepte. Kavute. MacArthur. Şimdi Dominic Calvert-Lewin. Haydi oğlum. Ah, güzel bir deneme ama kaleci Hensi. Evet, dakikalar 59-60'a geldi. 4-4-2 oynayan Crystal Palace iyi savunma yapıyor. James Rodriguez. Savunma Godfrey. Davis. Alan. Evet, çok güzel bir pozisyon ama daha önce offside bayrağı kalkıyor. Evet, biraz oyuna müdahale edeceğiz oyuncu değişikliği anlamında. Iwobi'nin yerine arkadaşlar Bernard'ı alalım. Bugün Alan da kötü. Alan'ın yerine Sigurdsson hamlesi yapabiliriz. Evet, Alan'ın yerine Sigurdsson hamlesi yapacağım. Biraz fazla ofansife döndük. Taktiksel anlamda herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Çünkü bir puan bir şekilde cepte. Luka Dean. King. Dominic Calvert-Lewin, James Rodriguez. Çok güzel bıraktı ve gol. Dakika 71, 1-0. James Rodriguez müthiş bir asist ve Dominic Calvert-Lewin gollerine devam ediyor. İşte bakın, vuracak sandı herkes ama harika bir pas arkadaşlar. Bu pas muhteşem bir pas ve 1-0 öndeyiz bu zorlu deplasmanda. Şimdi birazcık oyuna müdahale edeceğim.
kanatlarımı birazcık daha geri çekip ters kanatlı kanat oyuncusu hücum diyeceğim. Çok oralara alışık değil biliyorum mevki olarak ama idare edecektir oyuncularım. Pozitif futbola geçelim. Tempomuzu da birazcık standarda almanın zamanı geldi. Haydi bakalım. Evet 1-0. Çok iyi savunma performansı gösterdik. İkinci yarıda birazcık da hücumda etkinliğimizi arttırınca golü de bulduk. An itibariyle hak ettiğimiz bir karşılaşma diyebilirim gerçekten. Evet 90 artı 3. Evet 1-0, 3'te 3, 9 puan mis gibi oldu arkadaşlar. 15 şut, 8 isabet, 1.17 gol beklentimiz var. Rakibin 4 şut isabeti var. Dediğim gibi çok iyi bir savunma performansımız. Gol Dominic Calvert-Lewin'den. Gecenin en iyisi golcümüz Calvert-Lewin oldu 7.7 ile. James Rodriguez şu ana kadarki en iyi maçını çıkarttı ve harika bir asist yaptı gerçekten. 7.5 performans puanı. Digne 7.5, King 7.4, Godfrey 7.4 ile oynadı. Biraz orta sahadaki oyuncularımın performansı bu anlamda kötüydü diyebilirim ama oyun gücü anlamında hiç fena değiliz ve sezona 3'te 3 ile başlıyoruz. Elleri kenetliyorum. Aferin beyler, iyi galibiyet aldınız diyorum. Evet, maç eksiği olan Liverpool var tabii ki ama şu an ligdeki tek 9 puanlı takım olduğumuzun da altını çizelim arkadaşlar. Bu bile bir sezon başlangıcı olarak bizi motive edici bir olay gerçekten. Günün diğer maçlarına bakalım. Fulham 1, Leicester 1, Sheffield 1, Chelsea 1, West Bromwich 2, Burnley 0 ve Liverpool'un puan kaybettiğini görüyoruz. Şehrin kırmızı tarafı ağlıyor, mavi tarafı gülüyor. Liverpool 0, Leeds United 0. Evet, 3. hafta sonunda liderliği garantilemiş durumdayız. Çünkü eksik maçı olan Tottenham Manchester United'ın 4'er puanı var arkadaşlar. 3 maç, 8 averaj, 9 puanla lideriz. Liverpool 3 maç, 7 puanla ikinci. Arsenal 3 maç, 7 puanla ikinci. Liverpool 3 maç, 7 puanla 3. sırada. City'de 3 maç, 6 puanda. Biraz fikstür de kolay gelmişti. Zaten fragmanda da bahsetmiştim. Onun etkisiyle sezona gerçekten güçlü bir oyunla başlamak ve iyi bir futbolla başlamak önemliydi. Karabağ Cup'ta elendik ama yolumuz uzun arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Önümüzdeki fikstürün de iyi olduğunu söyleyebilirim. Newcastle ve Aston Villa'yı kendi sahada seyircimiz önünde oynayacağız. Oradan çıkartacağımız bir 4 puan bile bu sezon hedeflerimiz doğrultusunda, hedefimiz ilk 5'te bitirmekti. Bizim işimizi kolaylaştıracak gibi gözüküyor. Güzel başlangıç, oyun gücünün iyi olması da oldukça mutluluk verici. Evet, şimdilik bu videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Oyuncu kariyer hikayelerine devam edecek ve Everton kariyerine devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Football Manager 2021'de kalın diyorum.